Kaç verdim ben ona? 30 verdim. 60 lira. Tamam. 4 ne verdin? 30. Tamam. Tamam, okey. Tamam. Okey. Tamam. Tanıdığınız mı gelin damat? Gelin damat mı? Evet. Ben tercümanım da. Ha, kaç para? Nereden binmişler taksiye? Taksim'den binmişler. Buraya şimdi buraya inerken demiş ki önceden demişler ki 60. Burada inerken demiş ki yok 200. 200 lira mı istemiş? Evet. Sonrasında? Sonra şimdi bunlara 100 verdiler. 30 bunlara vermişti, 70 almıştı. Şimdi parayı geri verdi, 40'ına 30 oldu. Yani 30'a. 30'a geldi. Son. Evet. Biz müdahale edince herhalde. Evet evet. Yani şimdi olmasaydı 70 almıştı. Önce gitti, sonra geri geldi taksi. Evet evet. Nereliler? İran. Ha, nikaha geldiler değil evet. mi? Evet. Tamam. Evet. Çünkü problemi ben misafirlerim çok yaşıyorlar. Siz tercümanlık mı yapıyorsunuz evet. burada? Gelip anlatıyorlar da diyorlar ki mesela bizden anlaşıyorlar dolar üzerinde. Hatta ben geçenlerde bir müşterim dedi ki taksici benim çantama el attı, para aldı. 200 dolarımı aynı zamanda çantamda aldı ve ben fark etmedim. Tırnakçılık da yapıyorlar. Evet, yani böyle bir şey yabancılara çok oluyor. Sizin müşterileriniz size anlatıyor değil mi bunu? Evet, gelip anlatıyorlar diyorlar ki ne yapalım diyorum ki o an taksinin eğer numarasını almış olsaydınız şikayet ederdik. Sevgili Marcan, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan özgür iradenizle sevgili Reza'yı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan özgür iradenizle sevgili Marjan'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Efendim buyurun aile cüzdanınız. Buyurun efendim aile cüzdanınız. Tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Mutluluklar diliyorum.